Merhabalar. Bursa Slicer serimize devam ediyoruz. Bu videoda yazıcı ayarları bölümünü inceleyeceğiz. İyi seyirler. Programı çalıştırdım. Yazıcı ayarları bölümüne geldim. Burada ilgili ayarları görüyorum. Sol tarafta seçenekleri bulunuyor. İlk seçenek olan genele tıkladığım zaman bu sayfayla karşılaşıyorum. Burada yazıcımızın tabla şekli, baskı yüksekliği gibi parametreleri girebiliyoruz. Hemen ilk baştan başlayalım. Yazıcımızın tabla şeklini yanındaki şu ayarla butonuna basarak ayarlıyoruz. Kullandığımız yazıcının tabla şekli dikdörtgense dikdörtgen. Eğer delta tip bir yazıcı kullanıyorsak dairesel, daha farklı bir tabla kullanıyorsak kullanıyorsak buradan özeli seçip bu şekilde tablamızı ayarlamamız gerekiyor. Boyutlarını şuradan giriyoruz. Başlangıç noktasında buradan ayarlıyoruz. Daha sonra yazıcının tabla üzerindeki dokuyu biz buradan değiştirebiliyoruz. Burada bulunan doku bölümündeki yükle butonuna tıkladığım zaman benden PNG formatında bir resim dosyası isteyecek. Daha önce hazırlamış olduğum tabla.png isimli dosyayı buraya yükledim. Tamam dedim. Şimdi tabla kısmına gittiğim zaman bakın ayarladığım resmi burada artık tablamın yüzeyinde görebiliyor olacağım. Bu şekilde tabla yüzeyinizi kendinize göre kişiselleştirebilir. Daha güzel hale getirebilirsiniz. Tekrar yazıcı ayarları bölümüne geliyorum. Ayarla diyorum. Buradaki az önce yükle yüklemiş olduğum resmi kaldıracağım ve alt tarafta model diye bir bölüm var. Burada da yükle butonuna bastığım zaman benden STL formatında bir dosya isteyecek. Hemen şimdi buraya bakalım. Benim kendi tasarlamış olduğum bir 3 boyutlu yazıcı var. Baskılarımı da zaten bu yazıcıdan alıyorum. Bu yazıcının komple montajlanmış halini STL olarak dışarıya çıkardım. Burada bulunan yükle butonu ile bu STL dosyasını buraya yükledim. Tamam diyeceğim ve tabloya tekrar gideceğim. Gördüğünüz gibi tasarlamış olduğum yazıcımı artık burada sanki komple yazıcımı görüyormuş gibi eklediğim modelleri buradaki tablasında görerek çalışmamı yapabilirim. Bu özelliği de kullanmak isteyenler için bu şekilde kullanılıyor. Bu arada şunu da belirteyim. Kendi 3 boyutlu yazıcınızı yapmak istiyorsanız bu videonun ve bu serinin diğer videolarının altında açıklamalar kısmında Udemy üzerindeki 3 boyutlu yazıcı nasıl yapılır kursumu ziyaret edebilirsiniz. Tekrar yazıcı ayarlarından ayarları kısmına geliyorum. Buradan ayarla diyorum. Herhangi bir şey yapmak istemiyorsak yüklemiş olduğumuz modeli veya doku resmini buradan kaldırabiliyorum. Tamam dediğimde artık eski haline geldi. Maksimum baskı yüksekliği yazıcımızın çıkabileceği maksimum Z eksen yüksekliğini ifade eder. Ben burada 170 mm kullanıyorum. Ne olur ne olmaz diye bir 10 mm de buradan kırpıyorum. Burayı değiştirmemiz aslında bizim yazıcımızın gelebileceği noktayı göstermiyor. Yazıcımız yazıcımızın z ekseninin çıkabileceği maksimum noktanın limiti yazıcımızın kendi içerisindeki bulunan yazılımla sınırlanıyor. Şimdi burayı bir deneyelim. Örneğin burayı 50 mm olarak ayarladım ben. Tabloya geldim. Kutu şeklini ekledim. Bunun boyutlarını şuradan yükselteceğim. Bakın ben yükselttikçe basılabilir alanın dışına çıktığım taraf daha da koyu hale geldi. Ve alt tarafta da bir hata mesajı gösteriyor bana. Yazdırma alanının dışında bir nesne algılandı diyor. Burada bize sadece sadece uyarı mahiyetinde gösteriyor. Zaten burada bunu dilimlettirmeyecek bize. Dilimleme butonu kapandı bakın. Ama şunu bilelim. Buradaki yazıcı ayarları kısmındaki ayarladığımız maksimum yükseklik sınırlandırdığımız ya da yazıcımızın z ekseninin burada kalacağı anlamına gelmiyor. Sadece yazılımsal olarak bizi burada sınırlıyor. Aynı zamanda bize burada yazıcımızın maksimum z yüksekliğini hatırlatıyor. Burayı eski haline aldım. Z offset dediğimiz kısım yazıcımızın tablo ayarını yaptıktan sonra noz ile tabla arasında düzenlemeler yapmak için burayı kullanabiliriz. Yani nozzle'ı tablaya biraz daha yaklaştırmak istiyorsak burayı kullanabiliriz. Hemen altta kabiliyetler kısmı var. Burası birden fazla extruder'ı bulunan yazıcılar için kullanılan bölümdür. Bizim yazıcımızda bir tane extruder olduğu için burayı bir olarak bırakıyoruz. Burayı iki yaptığım zaman altındaki kutucuğunda aktif edilebilir hale geldiğini görüyorum. Tek extruder çoklu filament kullanan bir yazıcıya sahipsem o zaman burayı da işaretleyeceğim. Belki görmüşsünüzdür. Prusa'nın yazıcılarında tek ekstruder farklı renkteki filamentleri destekleyen bir kit kullanılıyor. Bu aslında onun için gerekli bir kısım. Dediğim gibi burası tek ekstruderli ise bu şekilde kalacak. Herhangi bir şey değiştirmeyeceğiz. Geldik alttaki yazılım kısmına. Buradaki G-Code derleyici bölümüne bir bakalım. Ben buradan Marlin seçmişim. Ben yazıcılarımda önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Marlin yazılımını kullanıyorum. Fakat diğer yazılımları da kullanıyor olabilirsiniz. Bunları burada seçeceksiniz. Neden böyle bir seçim yapıyoruz sorusunun cevabı ise önceki videolarımızda da söylediğim gibi her yazılım farklı G kodlarını veya farklı M kodlarını destekliyor olabilir. Şurada hemen aşağıda kalan süreleri destekler kısmına geldiğimizde bakın M73 kodunu gönderdiğini, bunu ise sadece Purusa i 3 MK3 yazılımının desteklediğini söylüyor diğer yazılımlar bunu desteklemiyor. O yüzden buradan biz kullandığımız yazıcının içerisinde hangi yazılım varsa onu seçiyoruz ki desteklediği komutları bize burada yazılım seçim yaparken göstersin diye. Hemen altına geldiğim zaman G kodu küçük resimleri diye bir bölüm var. Burası şu şekilde çalışıyor. Belki görmüşsünüzdür bazı yazıcıların üzerinde dokunmatik ve renkli ekranlar bulunuyor. Bu renkli ekranlarda basılacak olan modelin küçük bir resmi gösteriliyor. Burası onun bununla alakalı bir yerdir. Burada yazıcımızın baskı yapılacak modeli göstereceği pikselleri buraya yazmamız gerekiyor. Yani kaç piksel genişliğinde ve yüksekliğinde gösterebiliyorsa o değeri buraya yazmamız gerekiyor. Örnek olarak buraya 100 çarpı 100 piksel boyutunda bir resmi göstermesini istediğimi belirttim. Alt tarafta da PNG veya JPEG olarak burayı seçiyoruz. Bu bize ne yapacak? Tablaya gelip objemi dilimle dediğim anda dilimleme işlemini yaptıktan sonra bunu size gösterebilmem için G kodu bir dışarıya aktarmam gerekiyor. G kodu dışarıya aktarıp açtığım zaman bakın G kodun en başında şu şekilde bir başlık var. 100x100 piksel ve burada bir kod var. Altında ise kod satırları görüyorum. Bakın daha bizim G kodumuz başlamadı. Şöyle aşağıya doğru gelelim. Şurada G kodlarımız başlıyor. Kod satırları bizim makine dilindeki istemiş olduğumuz o resimleri gösteren kodlardır. Yazıcımız baskıya başlarken bu kodları gördüğünde ekranda bizim basılacak objemizin resmini bize gösterecektir. Kullanım şekli de bu şekildedir. Tekrar yazıcı ayarları kıs geliyorum Burada kalan süreleri destekler diye bir bölüm var. Bunu zaten az önce bahsetmiştim. Bizim kullandığımız yazılımlar henüz bunu desteklemiyor. Aktif etmenin de bir anlamı yok. Gelişmiş bölümünde bağıl e-mesafeleri kullan dediği kısım eğer biz yazıcımızda kendi içerisindeki yazılımla beraber e-mesafesini kullanmak istiyorsak burayı aktif edeceğiz. Ama genelde burası kullanılmaz. Burayı aktif etmenize gerek yok. Yazılımın geri çekme özelliğini kullan dediğimiz kısım da yine yazılımın versiyonuyla alakalı alakalı. Bakın bunun üstüne geldiğim zaman sadece Marlin'in son versiyonunda bu özelliğin desteklendiğini söylüyor. Zaten biz bunu G-Code içerisinde geri çekmeyi göster dediğimiz tarafı zaten giriyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Aşağı taraflarda yine bu şekilde çalışan özellikler. Yani burayı çok fazla oynamanıza gerek yok. Hemen geldik özel G-Code'ları kısmına. Burada yazıcımız baskıya başlarken neler yapacak bunları belirtebiliyoruz. Ben kendi tasarladığım bir yazıcıyı kullan kullandığım için burada yazılımında belli başlı değişiklikler yapıp yazıcıma yeni özellikler kazandırabiliyorum. Örnek olarak bakın burada bitiş G kodları kısmında M355 diye bir komut satırı var. M355 komutu yazıcının ışıklarını açan veya kapatan bir M parametresidir. Bunu kullanabilmemiz için yazılımda bunun aktif edilmiş olması lazım. Sizin kullandığınız yazıcıda kasa aydınlatma ledi yoksa ya da baskıyı görebilmeniz için herhangi bir aydınlatma ledi Yoksa bu özelliği kullanamazsınız. Yani burada yazıcınızın hangi M kodları, hangi G kodları desteklediğini biliyor olmanız lazım. Benim yazıcımda bir tane buzzer bulunuyor. Bakın burada da M300 komutları var. Yani şu komut satırlarını gördüğü zaman benim yazıcım baskıya artık başlayacağını sesli bir şekilde bana belirtiyor. M300 komutu da ses çalmasını sağlar. Eğer kullandığınız yazıcıda herhangi bir speaker, hoparlör yoksa bu komutu da kullanamayacaksınız. Hoparlörün var olması bu komutu kullanabileceğiniz anlamına da gelmiyor. Bunun yazılımda aktif edilmiş olması gerekiyor. Kustom bir yazıcınız varsa, kendi yaptığınız bir yazıcınız varsa bu tarz özellikleri aktif etmede ya da bu özellikleri kullanma tarafında daha özgür oluyorsunuz. Eğer dediğim gibi siz de kendi yazıcınızı yapmak istiyorsanız bu videonun ya da önceki videoların açıklamalar kısmında Udemy üzerinde bulunan kursuma gelip kursu inceleyebilirsiniz. Hemen alta geldiğimiz zaman bitişçi kodları var. Bu da baskıyı tamamladıktan sonra yazıcımızın neler yapması gerektiğini belirttiğimiz kısımdır. Bu da G kodun en sonuna eklenir. Bu kısımda şöyle aşağıya ineyim biraz daha. Katman değiştirmeden önce yapılacak işlemler var. Eğer katman değiştirmeden önce yapılmasını istediğimiz bir işlem varsa bu komutu buraya yazıp G kodun içerisine yerleşmesini sağlayabiliriz. Youtube'da görmüşsünüzdür. Bazen böyle bir timelapse videoları var. O videoları yapabilmek için buralar kullanılıyor. Siz de böyle şeyler yapmak istiyorsanız biraz daha araştırırsanız buraların nasıl kullanıldığını zaten orada göreceksiniz. Katmanı değiştirdikten sonra bir işlem yapmasını istiyorsam onun komutlarını buraya gireceğim. Takım değiştirme G kodu dediği kısım yine birden fazla ekstrüderi olan yazıcıları ilgilendiren bir bölüm. Nesneler arasında G kod sıralı baskıyı kullanıyorsak bir nesneden diğer bir nesneye geçerken yapmasını istediğimiz bir işlem varsa onu da burada belirteceğiz. Benim kullan kullandığım yazıcıda tek ekstruder olduğu için haliyle renk değiştirme kısmında kullanmıyorum. Burası da birden fazla ekstruderi olan yazıcılarda renk değiştirme için kullanılan bölümdür. M600 evrensel bir koddur. M600 parametresini gördüğü zaman yazıcı renk değiştirmesi gerektiğini anlayıp ona göre gerekli prosesleri çalıştırmaya başlayacaktır. G kodu yazdırmayı duraklat dediğimiz kısım. Ben şimdi yazıcımda tek ekstruder var. Fakat bazen çift renkli baskılar alıyorum. Yani baskıyı bir yere kadar getiriyorum. Orada belli katmana kadar yazdırıyorum. Ondan sonrasında bazı prosesleri uygulattırıp filamenti değiştirip tekrar baskıya devam ettiriyorum ve böylelikle çift renkli baskılar elde edebiliyorum. Bunları zaten ilerleyen zamanda YouTube kanalımda yayınlıyor olacağım. Burada bakın M355 S1 yani G kodu yazdırmayı duraklat dediğimiz kısımda ben bu parametreleri herhangi bir yere girersem burada M355 S1 komutunu ilk başta yapacak. Bu benim yazıcımın kasa aydınlatma ledlerini aktif hale getirecek. Ve bana sesli bir uyarı verecek. Bir bip sesi veriyor burada. Ki artık renk değiştirmem gerektiğini yazıcı bana bildiriyor. Daha sonra koordinatlarını buraya giriyorum. Kafayı buraya konumla şeklinde. Ve M25 parametresini gönderdiğim zaman yazdırmayı duraklatıyor artık. Orada yazıcı sıcaklığını koruyarak benim filamenti değiştirmemi bekliyor. Filamenti değiştirdikten sonra yazıcı da artık baskıya devam etmesini söyleyip kaldığı yerden baskıyı sürdürüyorum. Bu şekilde kullanılıyor. Yani yazdırmayı duraklat kısmı renk değiştirmek için de kullanabiliriz. Bazen baskı içerisine somun ekleme veya başka herhangi bir materyal ekleme gibi işlemlerde de kullanabiliriz. Yine baskı içerisine somunu nasıl eklediğimiz videosu kanalımda mevcut. Oradaki videolardan bunu izleyebilirsiniz. Burada bu kısım üzerinde biraz durmak istiyorum. Yani özelci kodları nasıl ekleniyor? Burayı ayarlamasını yaptık sonra yani biz ilgili yerlere girdikten sonra geldim ben tablaya G kodumu dilimledim. Bakın şuraya kadar geldim. Örneğin 48 milimetreye geldi baskım ve burada filament değişikliği yapmak istiyorum. Ya da burada bir tane somun boşluğu olduğunu düşünün. Buraya somun ekleyeceğim. Buradaki artıya sağ tıklıyorum. Bakın baskı duraklatma özel şablon, özelleştirilmiş G kod. Burada renk değişikliği ekle dersem eğer filament değiştireceksem benim yazıcımda hafızanat tasarruf etmek için M600 parametrelerini çalıştırmıyorum ben. O kodlar çalışmıyor. O yüzden baskı duraklatmayla ben bunu değiştiriyorum. Baskı duraklatma ekle dediğim anda burada LCD ekranda göstermesi için bir mesaj girmemi istiyor benden. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Renk yazdım ben. Tamam dedim. Tekrar yeniden dilimlemem gerekiyor. Bakın bu katmana geldiğimizde artık buraya en başa alayım. Benim yazıcı ayarları özel G-Code bölümünde belirlemiş olduğum yazdırmayı duraklatma uzat bölümündeki kodları bakın buraya ekledi. M117 parametresi de LCD ekrana mesaj göndermek için kullanılır. M117'yi yazdı ve benim yazmış olduğum mesajı burada yazdı. Daha sonra özel G-kodlar bölümündeki kodları buraya yazdı artık. Buraya geldiğinde yazıcı bu kodları gördüğünde artık Extruder'i X ekseninde 5 mm, Y ekseninde 5 mm olacak şekilde park edecek ve benim işlemi yapmamı bekleyecek. Hemen şöyle biraz daha yukarıya alayım. Buradan özelleştirilmiş G kod ekleme kısmına geldiğimde ise bakın burada yine M kodlarıyla yazıcımıza istediğimiz işlemleri yaptırabiliriz. Ben bu katmanda M355 S1 parametresini girdim ve yazıcımın bu katmana geldiğinde ışıklarını yakmasını istedim. Tamam dedim. Katmanı biraz daha yükselttim. Özelleştirilmiş G kod ekleme kısmına geldim. Burada da şu komutla ışıkları tekrar kapatsın ve ışığı kapattığını bildirmek için de bana şu onda bir ses çalsın. Bu parametreler nasıl kullanılıyor? Bunu kullandığınız yazıcının sayfasında ya da kullandığınız yazıcı hangi yazılımı kullanıyorsa o yazılımı üreten sayfada bulabilirsiniz. Bunları biraz araştırın. M300 S50 P150 parametresini gördüğü anda da bana ilgili sesi verecek ve baskıya devam edecek. Yazıcımızın böyle aralarda bize bilgi vermesini, ekranda bir bilgi vermesini istiyorsak buraları kullanabiliriz. Buraya da tamam dedim. Şimdi dilimle dediğim anda artık G kodun içi içerisine bu parametrelerde eklendi. Burayı en başa getirdim bakın. Custom G-code bölümünde M355 S0 ve yazmış olduğum ses verme komutları burada yer alıyor. Tekrar yazıcı ayarları bölümüne geldim. Hemen altta sol taraftan makine sınırları bölümünü seçtim ve bu ekrana geldik. Burada genel bölümünde bakın limitlemeler var. Burası nasıl kullanılıyor? Şu sağ taraftaki gizli bölümünü görmeyelim. Bu yazılımdan yazılıma değişir. Marlin destekler veya Clipper desteklemez gibi yazıcının içerisindeki bulunan yazılımla alakalıdır. Fakat normal tarafında değişiklikler yapabiliriz. Ne gibi? Burada biz en yüksek hızlar bölümünü şurayı 500 milimetre bölü saniye girmişiz. Buradaki değerler hem bize baskı süresini veya yazdırma hızlarını burada simüle ederken göstermesi için kullanılır ya da bunu zaman tahmini için değil de G-Code'a aktar dersem 1 dakikalık aralıklarla G-Code içerisine belli parametrelerle buradaki değerleri ekler. Yazıcımızın ekranında da bize bunu gösterir. Örneğin baskı süresi şu kadar geçti ya da şu kadar süre sonra baskı bitecek gibi değerleri hem tahmin etmek için hem de bize bilgi vermek amaçlı kullanılır. Fakat burada G G-kodu aktar kısmını seçersek eğer yine yazıcımızın içerisindeki yazılımın bu kodları destekliyor olması lazım. Buraya da dikkat edelim. Burası da bu şekilde kullanılıyor. Genellikle zaman tahmini için kullan kısmı aktiftir. Bu da şurada modelimizi dilimlediğimizde bize vereceği bilgilerle şimdi dilimle diyelim. Bakın şu anda 1 saat 28 dakikada bu modeli yazdıracağını söylüyor. Burası için kullanılıyor orası da. Tekrar yazıcı ayarlarındayız. Extruder bir kısmına geldik. Yazıcımızda kullan Nozul çapını burada belirtiyoruz. Extruder rengi dediğimiz kısım filament ayarlarında şuradaki gördüğümüz renkle aynıdır. Burayı en başta baz alır. Eğer burayı ayarlamamışsak buradaki extruder rengini baz alarak devam eder. Katman yüksekliği sınırları makinemizin kabiliyetine göre değişen bir bölümdür. Yani şöyle diyelim benim yazıcım minimum 0.1 milimetre, maksimum 0.3 milimetre katman kalitesinde yazabilir dediğimiz kısım. Burada biz yazıcımız hafızamızın kabiliyetini biliyorsak 0.1 değil burayı 0.08 olarak da değiştirebiliriz. Burası 0.1 milimetre ve 0.3 mm default ayarlarıdır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Sorun olmayacaktır ama dediğim gibi yazıcınızın kabiliyeti ile alakalı olan bir bölümdür. Çoklu ekstrüder kullanan yazıcılarda iki ekstrüder arasındaki offset'i ayarlandığımız bölümdür. Zaten çoklu ekstrüderi seçmediğimiz için burası da pasif olarak gözüküyor. Geri çekme ayarları bakın buradaki yaptığınız ayarlamalar eğer şurada filament ayarlarındaki filament geçersiz kılmaları bölümündeki bu ayarları yaptıysanız buradaki ayarları baz almayacaktır. Yani şimdi burada geri çekme hızı var 40 mm saniye. Filament ayarlarına gelip filament geçersiz kılmaları bölümüne geldiğim zaman burada da geri çekme hızı var. Eğer bu işaretli ise buradaki değeri baz alacak. Filament bölümündeki değeri baz alacak. Bakın burası önemli. Yoksa burayı sürekli artırırsanız 60 mm saniye Edersiniz. Fakat herhangi bir etki göremezsiniz bunun sebebi buradaki ayarlar kısmıdır buna dikkat edelim. Extruder 1'in hemen altında notlar bölümü var. Buraya yazmak istediğimiz yazı ile ilgili notları yazabiliriz. Bu sayfayı da bitirdiğimize göre artık Prusa Slicer serisini burada noktalayalım. Umarım sizler için faydalı ve gerçekten eğitici bir içerik olmuştur. Hazırlaması benim için de keyifli olan bir içerikti. Bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Bu arada kanalımda sizler için faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. Eğer içerikler ilginizi çekiyorsa, kanalıma abone olmayı, içerikleri beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek, esen kalın.